Bu eş onunla gibi. Aslında biz verme, ben verme taraftarıydım. Ormanla niye mahkemeye gireyim? Ama komisyon böyle karar vermiş. Artık komisyon karar verirse biz de ona uyalım dedik. Tamam, 4 ve 5 bizim için de uygundur. İyi Peki. Parti grubu adına. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar olur diliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülke gündemini meşgul eden bize 4 ve 5'i kabul ediyoruz. Şunu da değinmek istiyorum. Kayyum rektör olarak atanan Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrencilerine buradan selam ediyorum. Kendilerinin direnişleri hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de hemen bir düzeltme yapayım. Az önce haberlerde izledim. 108 kişi gözaltına alınmış. 156 kişi. Bir dakika. Bir 159 kişi. Bir dakika. Ayrı bir, ayrı ayrıdır. 108 kişi. Bunun Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 15 kişisi. Orası kesin canım. 15-20 kişi de üniversiteye gitmeyen insanlardan oluşuyor. Aşırı uç. Ne olduğu belirsiz. Hangi gizli örgütün üyeleri olduğu belirsiz. Başkanım, A Haber'den bu aldınız bir, galiba. Bu bir ülke meselesi. Hayır. Habertürk'ten de izliyoruz. CNN'den de izliyoruz. Bir kere bu meclisin gündemi değil. Ya ben buradan sadece selam söylemek istiyorum. Ben selam söylemiyorum. Ben onları kınıyorum. Türkiye'nin lehimden, kimden destek aldığı bilinmeyen gizli örgütlerin Türkiye ayak oynatacağı bir yer değildir. Size yakışanı yapıyorsunuz. Ben yakışanı yapıyorum. Ben milliyetçiyim. Ben muhafazakarım. Ben devlete, millete sonuna kadar sahip çıkıyorum. Size yakışanı yapıyorsunuz. Eşkıyaya geçit vermem. Size yakışanı yapıyorsunuz. Siz de size yakışanı yapıyorsunuz. Bütün terör örgütleri, gizli örgütler, DHKPC'si, bilmem ne, PKK'sı, hepsi içinizde. Osman Öcalan'ı televizyona çıkartan sizlersiniz. Burası Osman Öcalan'ı televizyona çıkartan sizlersiniz. Burası Yunus Emre. Hayır. Haddini bil. Siz attığınız bu da terör diyemezsin öğrencilere. Oraya 500 tam bağlı insanlar geliyor orada. Sen sus, sıranı bekle. Sıranı bekle. Sıranı bekle. Aç mikrofonu konuş. Hadini bil. Tamam. Osman'ın canını TRT'ye çıkaran sizlersiniz. Bana bak. Bir sınırlı değil. Bana bak diye konuşamazsın Sayın Başkan. Nasıl Sayın Başkan? Konuşursan seni dışarı atarım. Atamazsınız. Atarım dışarı. Atamazsınız. Hadini bil. Atamazsınız. Hadini bil, atarım. Kanuna yetkim var. Haddimi biliyorum ben. Bu mecliste lütfen bunları kibar bir daha konuşun. Gündeme getirme. Lütfen kibar konuşun. Bunları bir daha bu mecliste gündeme getirme. Getiririm. Her zaman getiririm. 12. maddeye göre atarım. Evet. Herkes baksın 12. maddeye. Haddini bil. Biz ne konuşuyoruz burada? Sayın Başkan, siz de haddinizi bileceksiniz. Terörist diyemezsiniz kardeşim, çocuklara. Sen haddini bileceksin. Evet. Siz bildikten sonra ben de haddini bileceğim. Devleti yıkacak adamlara buradan geçit vereceksin. Diyemezsiniz. Oraya 500 tam puanla giriliyor bu çocuklar. 15 tane üniversitenin en güzide üniversitelerinden biri. 15 tane üniversitenin öğrencisi var orada. Sizdeki yanlış bilgi. Kim? Sizdeki A Haber bilgisi. Yok ya. Devletin istihbaratı yanlış bilgi mi alıyor? Allah Allah. Devletin istihbaratı yanlış bilgi mi alıyor? Allah Allah. Ne var ya? Ne dedin? Anlamadım. İstanbul'da bağlı. Evet. O onlar değil mi? Tamam. Siz beyler, siz peygamberin haberlerine bakmadınız. Tamam. Ben konuşayım. Tamam. Ya Osman Öcalan'ı televizyona çıkartan siz gelsiniz. Konuşmayın bu kadar ya. Ya bu kadar yapmayın. Ben kapattım. Tamam. Devamlı yerinizde duruyor böyle. Milletin huzurunda üçüncü defa uyarım. Bu konuyu bir daha açma. Gündem dışı bu tür konuları aç. Bu Yunus Emre ülkenin gündemi bunlar. Konusu değil. Ülkenin gündemi haddini bunlar bil. Başkanım. Haddini bil. Lütfen siz de haddini bilin. Siz lütfen siz de haddini bilin. Bana bak atarım dışarı. Haddini bil. Sus. Ya sizin atmanıza gerek yok. İstiyorsanız biz çıkalım dışarıya ya. Çıkıyorum. Atıyorum dışarı. Çıkmıyorum. Arkadaşlar alın dışarı at. Bülent abi. 12. madde git mahkeme. 12. maddeye göre atıyorum dışarı. Başkanım. Çık. Başkanım. 5 dakika ara. Çık dışarı. Çık. Başkanım bir dakika. Bülent abi, geçen hafta Bülent abi. Bir dakika abi sakin ol. Dur. Git mahkeme. Alın aç. Kim dışarı? Kim dışarı? Neyi savunuyorsunuz? Çık. Dışarı atıyorum kardeşim. Çık dışarı. Çık. Çıkarız, 10 tamam. kere uyardım, çık dışarı. Git avukatlarına sor. Kanun. Ara verdim. Ara verdim. Çık oldu. Dışarı. Tamam, ara verdim. Ara verdim. Sen sak. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık. Abicim, git dışarı. Bu mecliste böyle şeyler konuşulmayacak. Türkiye'nin gündemi ne? Haddini bilecek. Alın dışarı çıkar. Hakkım var. Türkiye'nin gündemi.
geçtiği için devlet biri büyük başkanı da anlattı ki sen de orada vardın. Gündem dışına hoş geçmeyeceğiz dedi. Sen kendi gündem dışına sürüyorsun abi. Madem burada bir tane şey söylüyorum. Orada Türkiye'nin gündemi bu. Geçen ay biz ya, dün şimdi sen konuşma lan Berke ya. Sen konuşma. Konuşma. Konuşma lan. 15 kişinin sesini dinlemiyorsun. Sen konuşma. 15 kişinin sesini dinlemiyorsun. Ne demek yani? Hayır bir şey söylüyorum. Hamza. Hamza. Hayır bir şey söylüyorum. Öğrenci bunlar. Buyurun buraya. Hayır dedi. Hayır dedi. Öğrenci de biz yaptık. Bizim yaptığımız gibi. Konuşma ben ya. Sen konuşma ben ya. Ya hayret bir şey ya. Seni gönderdim. Devam edelim. Biz öğrenci de bize şans ya. Sen konuşuyor. Sen falan yaptın ama kim konuşuyor ya? Sen falan yaptın ama kim konuşuyor ya? Güzel ya. Biz çok bilip ya. Biz orada oradan gireceğiz. Güzel. Ya hayır biz tayinlik yapıyoruz. Ya hayır biz tayinlik yapıyoruz. Ne konuşacağımıza da karar veriyor adamlar. Ne yapacağımıza da karar veriyorlar ya. Mustafa. Ya sana ne oluyor be kardeşim? Sus ya sana ya. Bir kere yaptım bir daha yapamazsın. Bir kere yapacağım ya. Girmesi gibi konuşma. Komisyonun ardından AK Parti Grup Komisyon Başkanı, Grup Başkanı inşaatla bunun yapmadığının etik olmadığını başka illere örnek teşkilatçıyla yanlış yerlere gideceğini uzlaşma olmayacağını söyledi. Fakat orada konuşma yaparken bir tane metin olarak inşaat abi genel siyasete giriyor bir nokta bir işaret yaptı. Kendi CHP grubundan iki tane belediye başkanı, meclis üyesi, belediye başkanları sesleri yükselterek bağırarak grup başkanına genel siyasete girme. Söz almıştık dedi. Sayın Cengizler Gül'e. Cengizler Gül dedi ki Sayın Başkan inşaat dedi. Sözlerini toparla. Genel siyasete girme dedi. O iki tane medya başkanımız sesini daha büyük yükselterek inşaat aldı. Bağırdılar. Ben de arkadan bağırma. Sesiniz yükselttiğinde çıktılar bir şahit. Ha, tatlıydı. Ama kendi gruplarından bağırarak genel siyasete girmeyin diye Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir'de yaptı. Fakat biz bugün maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bundan genel siyasete girdiğini gördüm. Tamam, Halk Partisi olsun. Ben konu kapanmadan bir numara da bir söz alayım. Grup Başkan Vekillerinin burada genel siyaset konuşma hakkı da var. Grup Başkan Vekillerinin burada sözünü kesinmeme hakkı da var. İstedikleri gibi genel siyaset genel siyasetlerini Grup Başkan Vekili konuşabilir. Kesinlikle. Tufan Bey, kasıtlı şeye uyardım. Tamam dedim. Sözünü söyledin, cevabını aldın, kapat konuyu. Yani burada biz yargı merciliğimiz, terör sözcülüğüyle, terörüstleri desteklemekle itham ettiniz. Evet. Durulmakla yine sesle... Aynı iddiamıyla ilgileniyorum. Sözümün arkasındayım. Yani bu... Kabe öpülerin ayaklar altında çiğneyen kimdir? Bu arkadaşımız bir kere daha söylüyorum. CHP grubu olabilir, Hülya'nın ömrümüzün başımızda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilinin başına da gelebilir. Grup başkan vekili istediği gibi burada, istediği gibi derken, terör sürücülüğünü yapmadı, sadece oradan bir mesaj verdi. Genel siyasetle ilgili tamam. Konuşma yapabilir. Ya yapmıyor, sözünü kesmedi, tamam. Sayın Başkanım, ben bu konuda grubumu uyurum. Bunun için ben de grubumla birlikte meclisi terk ediyorum. Hepinize de hayırlı toplantılar diliyorum, hayırlı olsun. Evet. 6. maddeyi oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 7. 2021 Ocak ayı meclis toplantısında sosyal yardım yaşlı engelli çocuk ve kadın komisyonlarına havale edilen meclisimizin kadın meclis üyelerinin öncülüğünde kadına şiddetin önüne geçilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması hususunda bir bildiri hazırlanıp Thank you.
Hakkım var. Sen dışarı çıkarıyorsun. Ya niye dışarı çıkarıyorsun? Çıkarıyorum. Kanunlar hakkım var. Öğren de gel. Bu meclisi yapsın. Çık.